Evet. Gündeme dair sorumuz olacaktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imara aykırı olduğu için yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak sahilindeki kafeler için Üsküdar Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girdi. Ve bu yıkımlar durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonraki adımı süreci nasıl olacak? Evet. Şimdi bir kere bir özel çevre koruma kapsamında adalar bu Marmara'daki müsilaj meselesi sürecinde bu kapsam içine alınıp imarla ilgili yetkilerimiz elimizden alınmıştı. Ben o zaman Sayın Bakan'ı aradığımda, Sayın Bakan müsilajla mücadelenin adaların planıyla ya da İstanbul'un kıyı şeridiyle ne alakası var demiştim. Ya böyle olmaması gerekir diye kendisinden telefonda cevap almıştım. Sonra tabii yetkinin bu şekilde gasp edildiğini kendi de tespit edince ya bu konuyu konuşalım, uzlaşı içerisinde yönetelim, bunu mutlaka düzeltiriz zaman içinde diye bana beyanı olmuştu. Şimdi kendilerinin de yanlış bulduğu bu yetki gaspı üzerinden İstanbul'u çirkin gösteren, ya Kuşkonmaz Camii gibi, Biblio gibi İstanbul Boğazı'nın kıyısında duran mütedeyin kesimin o bölgede önüne sadece 1,5 metrelik bir geçiş platformu yapılırken kıyametin koparıldığı ki bizden önce planlanan bir uygulamaydı. Bu caminin sağını solunu virüs gibi işgal etmiş bir kısım işletmeleri oradan kaldırma çabası içerisinde kararlarımızı almışken mahkemelerde habire pimpon topu gibi bir takım kararların oraya gidip buraya gittiği bir dönemde hayatımda beni en çok şok eden bir şeyi yaşattı sağ olsun bakan. Yine bu kanuna sığınarak, yine bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine sığınarak buraya Üsküdar Belediyesi ile, bakın Üsküdar halkının çıkarını korumakla yükümlü Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir plan yaparak gecekondu gibi İstanbul Boğazı'nın kıyısında işgalle yapılmış binaları imarla hale getirmiştir. Ya bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, İstanbul tarihinde yapılmış en ayıp işlerden birisidir bakın. En ayıp. Düşünün, gidin hava fotoğrafına bakın. Bu iş nereye sığar? Bunun anlamı nedir? Bunun faydası nedir? Toplumsal çıkarı nedir? Siz İstanbul'a hem bunu yapacaksınız hem de diyeceksiniz ki İstanbul'la ilgili dönüşümü, İstanbul'la ilgili depremle mücadeleyi biz başarırız. Hayır, yapamazsınız. Bu iş amasız fakatsız yapılır. Bu iş sağ tarafı görme, sol tarafı görle yapılmaz. Bu işte prensipler tektir. Bu prensipsizliktir, tutarsızlıktır. İstanbul'a yapılan çok büyük bir ayıptır. Hukuki mücadelemizi elbette vereceğiz. Plana karşı duruşumuzu göstereceğiz. İstanbul halkının buradaki iki temel sorumlusu var o bölgeyle ilgili. Birisi Üsküdar Belediyesi, onun tepe üst çatısı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ortadan kaldırıyorsunuz. Üsküdar Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak saçma sapan bir planla gecekondu gibi yapılmış, çirkin, görüntüsüyle Kuşkonmaz Camii'ni berbat eden, çevresini kötü gösteren yapılara dair plan çıkarıyorsunuz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ne teknik eleman olmaya sığar, ne teknik ahlaka sığar, ne imar prensibine sığar, ne şehirciliğe sığar, ne de bugünün gündemi deprem iken, bakın yani 10 binlerce insanın hayatını yitirdiği, 100 binlerce insanın İstanbul'da hayatını tehdit ettiği bir süreçte yapılan bu işlem nedir biliyor musunuz? Önceliğinin, hükümetin önceliğinin ne olduğuna dair bir göstergedir. Onun için önemsiyorum, onun için hukuki mücadelesini verip gün gün sürece takip edeceğim. Yargıyı da bu anlamda göreve davet ediyorum. Bizi oyalamasınlar, bizi oyalamasınlar. Oyalayıp başka kararlarla işbirliği yapılmış algısı yaratmasınlar. Onun için herkesi göreve davet ediyorum. Biz bu işi takip edeceğiz. Evet. Teşekkür ederim.